Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için savaş alanlarında adını sıkça duyduğumuz ve kafamızda hep soru işareti olan balistik füze hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Yalnız sizden bir ricam var. Videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmına var ise sorularınız yazmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Balistik füze nedir? Balistik kelimesi köken olarak Roma İmparatorluğu'na dayanan bir kelimedir. Roma ordusu özellikle kuşatmalarda kale duvarlarına büyük oklar ve gülleler atardı. Bu devasa ok ve gülleleri atan mancının adı balistadır ve Latince kökenlidir. Balistik füze nedir? Balistik füze, biyolojik, kimyasal, nükleer gibi başlıklar taşıyabilen, güdümlü veya güdümsüz olarak kullanılabilen, bazı durumlarda birden fazla başlığı aynı anda taşıyabilen ve farklı noktalara gönderebilen bir füze türüdür. Alışılagelmiş olan motorlu uçuşlarda aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden oldukça farklı bir kategoridedir. Kıtalar arası menzili sahip olan balistik füzeler bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık taşıyabilen füzelere balistik füzeler denir. Balistik füze türlerine geçersek, havadan fırlatılan balistik füzeler, taktik balistik füzeler, menzilleri 150 ile 300 km arasındadır. Tiyatro balistik füzeleri, menzilleri 300 ile 3500 km arasındadır. Kısa menzilli balistik füze, menzili 300 ile 1000 km arasındadır. Orta menzilli balistik füzeleri, menzilleri 1000 ile 3500 km arasındadır. Uzun menzilli balistik füzeler, menzilleri 3500 ile 5500 km arasındadır. Kıtalar arası balistik füzeler ise menzilleri 5500 km'den daha fazla olan füzelerdir. Ayrıca denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler de vardır. Balistik füzeler hangi ülkelerde vardır? Şu an resmi olarak bilinen balistik füze sahibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa, Kuzey Kore ve Hindistan'dır.